Sesi devam ediyor. Aramızın ardından yeniden bir aradayız. Haberin sesi kaldığı yerden devam ediyor. Reklam arasına gitmeden önce de ifade etmiştim. Konuğumuzla bir aradayız bu bölümümüzde. Canik'teki kültürel faaliyetlerden yine söz edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde de aktarmıştık. Esasen haberlerimiz aracılığıyla da yine paylaşıyoruz yapılan çalışmaları ve çok güzel bir proje var. Hayata geçen onun ayrıntılarını özellikle konuşacağız. Canik Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Alican Usta stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Tekrar merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yeniden bir aradayız. Yine evet. Çok sayıda çalışma yapıldı bu süre içerisinde geçtiğimiz programdan bugüne. Ve bir proje var. Özellikle onun üzerinde duracağız bugün. Tabii yine diğer çalışmaları da sizden dinleyeceğiz. Ama onun da öncesinde başka bir proje, asıl konuşacağımız projeden önce başlayan bir projeden bahsedeceğiz. Güzel Evim, Mutlu Geleceğim projesi. İlk olarak bu projenin amacı nedir? Bu projeyle ilgili bugüne kadar neler yapıldı ve neler planlanıyor? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi izleyen Samsunlulara da hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Tabii bir önceki programımızda, sizinle yaptığımız bir önceki programda Canik'te yaptığımız projelerden bahsetmiştik. Aslında bu Güzel Evin, Mutlu Geleceğin projesi de bizim insana dokunma amacımızın bir parçası diye düşünüyorum. Öyle ifade edebilirim. Şimdi biz bunu ilk defa Toptepe mahallemizde başlatmıştık. Hatta bu havaalanı yolu, Trabzon yolundan gidip gelenler hemen sağ taraflarına baktıkları zaman göreceklerdir orada. Yeşil beyaza boyanmış evler. Apayrı bir görüntü ve güzellik. Daha sonra da 200 evlerde Yavuz Selim'de devam ettiğimiz bir proje. Toplam 46 sokakta başlattığımız bir proje ve aynı zamanda toplam 340 binanın 300'ünü boyadığımız ve 300'ünü tamamladığımız bir proje. Neden böyle bir projede varız ve bu proje için ciddi emek sarf ediyoruz? Şimdi bir şehir görüntüsü olarak düşünün. Bazıları sıvasız evler, bazıları boyaları bozulmuş evler, bazıları farklı farklı uyumsuz renklerdeki evler. Bunların tamamını kirliliği. Aynı zamanda evet, görüntü kirliliği söylenebilir. Bunların tamamını düzgün bir hale getirmek, işte sıvanacak yer varsa sıvamak, tamir edilecek dış cephede yerler varsa tamir etmek ve boyayarak, belli bir konsepte boyayarak çok güzel bir mahalle konsepti de oluşturmak istiyoruz. Bunu Toptepe'de yaptığımız zaman çok ilgi çeken bir şey oldu gerçekten. Aynısını Yavuz Selim'de uygulamak istedik ve devamı şu anda geldi. Yavuz Selim'de hala devam ediyor proje. Aynı zamanda sadece binaların tamiratı, dış cephelerin boyanmasının dışında bir de caddelerin, yolların, parke düzenlemeleri, kaldırım düzenlemelerini de beraber yapıyoruz. Onunla beraber tam bir bütünlük arz ediyor. Ve en son zamanlarda Yavuz Selim mahallesine filan giden olmuşsa oradaki o değişimi, o güzelliği görecektir diye düşünüyorum. Evet, uzun vadeli bir çalışma öyleyse, bir başlangıç noktası var. Sonrasında devamı geldiğini görüyoruz. Şu anda ne aşamada? Daha ne kadar devam edecek? Şu anda biz 46 mahallede, 46 sokakta bunu yaptık. Toplam 340 bina vardı bizim uygulama yaptığımız alan içerisinde. Onların 300 tanesi bir kere tamamlandı. Tabii bizim temeldeki amacımız hani fiziki olarak bir şeyleri değiştirmekten ziyade o mahallenin sıcaklığına, mahallenin kültürüne, oradaki insanlara ayrı ayrı dokunmak. İnsanlara tek tek bir sıcaklık, bir sıcak bir dokunuş sağlamak istiyoruz. Buna da ihtiyaç var çünkü. Kesinlikle öyle. Yani düşününüz, bir mahalle, eskiden gidenler varsa eski haliyle yeni hali, belki bizim görsellerimizde de olabilir eski haliyle yeni hali. Hepsi birbirinden farklı, dış cepheleri çökmüş, işte insanımız çok daha iyisini hak ediyor diye düşünüyoruz. Çok daha güzelini hak ediyor diye düşünüyoruz. Ama tabii ekonomik durumundan dolayı işte bu tamiratları, bu bakımları yapamayan insanlarımız. Tam bir sosyal proje aslında. Dolayısıyla o maddi yetersizliği de destekleyen,
hem ekonomik bir destek sağlar ama bizim için sosyal tarafı son derece daha önemli. Şimdi gittiğimizde çok daha oturulabilir, çok daha gezilebilir. İnsanların kendisini mutlu hissettiği. Evet, aynen öyle. İnsanların göz zevkini okşayan bir mahalle ortamıyla karşılaşıyoruz. İşte yer parkesi yapılmış, boyalar çok güzel, binalar boyanmış, eksikleri giderilmiş filan. Gerçekten çok güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Orada mahalle insanı, mahalle halkıyla yaptığım sohbette de ziyaretlerde de bunu görüyoruz. O bizi mutlu eden tarafı, tabii daha çok insanı mutlu ettiğimizde mutlu oluyoruz. Ki adı üzerinde güzel evin mutlu geleceğim. Kişilerin geleceğini de etkileyen aslında bir çalışma. Devamlılığı olan, sürdürülebilir bir proje bu. Başladı, devam da eden bir proje değil mi şu anda? Tabii bir mesela enteresan bir araştırma var. Biz okullarda yaptığımız, okullarda yapılan bir araştırmaydı. Diyorlar ki okul ve çevresinin estetiği çocuktaki estetik beceri gelişimini etkileyen bir şeydir diye. Aynı şeyi buralara da uyarlayabiliriz. O mahallenin içerisinde doğan, büyüyen, yaşayan çocuklar. Yani mahallenin işte dağınıklığı, estetikten uzaklığı, o çirkin görüntüsü falan. Onların bu duygusunu da etkileyecek. Ama şimdi son derece estetik, dizayn edilmiş, düzenlenmiş bir mahallede yaşamak hem görsel becerilerine hem ne bileyim mutlu oluşlarına ciddi katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Bu proje devam eden bir proje. Evet. Yine sonuçlarını belki önümüzdeki günlerde, aylarda değerlendireceğiz, İnşallah konuşacağız. İnşallah belki oralardan bir program yaparız. Değil mi? Birebir de görmekte aslında fayda var bir diğer yandan. Bugün konuşacağımız, daha çok üzerinde duracağımız bir proje daha var ki yine geçtiğimiz günlerde haberlerimize konu olmuş bir çalışma. Özellikle Roman vatandaşlarımızın bazı sorunları zannediyorum bu projeye çıkış noktası oldu ki ayrıntıları dinleyeceğiz. İnsana Değer, Geleceğe Değer projesi. Yine çok güzel bir ismi var bu projenin. Aslında çok şeyi de anlatan bir isim bu. Çıkış noktasından isterseniz başlayalım. Nasıl bir çıkış noktası var bu projenin ve bu projeyle ne amaçlanıyor? Şimdi İnsana Değer, Geleceğe Değer projesi Roman vatandaşlarla yaptığımız bir proje. Aslında bizim bölgemizde yaşayan Romanlar, Samsun'daki Roman nüfusunun çok büyük bir kısmı bizim bölgemizde. 200 evler ve Yavuz Selim mahallesinde yaşıyorlar. Ve gerçekten de çok güzel insanlar. Yani sohbetleri güzel, muhabbetleri güzel, insan sevgileri, hayat neşeleri, enerjileri çok güzel. Yani onlarla birlikte vakit geçirince böyle onların enerjisinden etkilenmemek mümkün değil. Ama tabii ekonomik anlamda baktığım zaman eğitim, ekonomi, sosyal gelişmişlik anlamında biraz geri kalmış bir durum söz konusu. Dolayısıyla daha önce de birçok proje ve birçok çalışmada beraber olduk biz Roman kardeşlerimizle. Bu proje bizzat onların kendilerinin içinde oldukları bir proje. Oradaki Roman derneklerimizin aslında bizimle birlikte planladıkları, yaptıkları, bizim proje ortağı olarak kendilerine destek verdiğimiz. Bu aslında projeye değer katan bir konu zannediyorum değil mi? Ve bakanlıktan da 83 bin euroluk bir katkı almış bir proje. Şu anda da projenin en son imzalarını attık ve proje başladı. Bu projenin içerisinde ne var derseniz, oradaki Roman vatandaşlarımız için sosyal faaliyetler, sosyal etkinlikler, eğitsel ve kültürel etkinliklerle durumun zenginleştirilmesi var. Yine oradaki Roman vatandaşlarımızın sosyal katılımı, sosyal içermesiyle ilgili bir takım etkinlikler ve projeler işin içerisinde. İşte kültürel değişim programları, hatta ona birkaç hareketlilik de eklemek istiyoruz. İşte Çanakkale gibi, işte ne bileyim Kurtuluş Yolu gibi o milli manevi değerlerimizi de yansıtacak, pekiştirecek şeyler de eklemek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde birçok etkinlik olacak bu projenin içerisinde. Bu projenin içinde başka projelerde karşımıza çıkacak öyleyse. Pek çok etkinlik olacak. Yani tek bir etkinlik şeklinde değil. Ama temelde oradaki Roman vatandaşlarımızın kültürel gelişimine, eğitsel gelişimine, ondan sonra sosyal katılımlarına katkı vermeyi amaçlayan bir şey. Bir de toplamda bildiğim kadarıyla bütün Türkiye'de 12 tane proje desteklendi. Bu Roman vatandaşlarla ilgili olan. Onlardan bir tanesi bizde. Yani belki yüzlerce proje içerisinden seçilmiş bir proje. Onun için ben oradaki bu projeye katkı veren değerli arkadaşlarımızı, Roman Derneğimizi de kutluyorum, tebrik ediyorum.
İnşallah bu projenin uygulanmasını hep beraber göreceğiz ve güzel şeyler olacak. Tam da biz bu güzel evim, mutlu geleceğim projesini tamamlamak üzereyken üstüne bir de böyle bir sosyal içerikli bir projenin gelmesi çok güzel oldu. İnşallah o güzel mekanlarda, o güzelleştirilmiş fiziksel mekanlarda bir de bu kültürel projeyi de hayata geçireceğiz. Evet, birbirini aslında olacak. Tamamlayıcı nitelikte zannediyorum değil mi bu projeler? Mekan olarak kesinlikle, aynı insanları doğru. içeren, aynı hedef kitlesi aynı olan projeler devamı da gelecek ki bu projeyle birlikte birçok çalışma yapılacağını söylediniz. Ne zaman başlayacak tam olarak çalışmalar? Realde, pratikte proje aslında, nasıl yansıyacak? Evet, şu anda biz hani imzayı attık, fiili olarak da zaten başlamış durumda. Hı hı. Fotoğraflarda onun, da görüyoruz. Onun planlaması, evet, şimdi evet fotoğraflarda bu yeni hali. Hı hı. Her sokağa ayrı bir renkle, ayrı bir konseptle boyadık. Gördüğünüz gibi orada buralar eski haliyle daha kötü şeylerdi ama şimdi hem parkesi hem kaldırımı gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Gayet gerçekten güzel bir görüntü harika. Var. Bu diğer projeye dair değil mi çalışmalara evet, ait? Evet, güzel evim, mutlu görüntüler. Geleceğim projesi. Yenilenen tabii, mahalleleri görüyoruz. Hakikaten. Yenilenen mahalleler. Tabii eski halleriyle daha aralarındaki farkı görmek daha mümkün. Tabii bunlar ciddi kaynaklar, ciddi maliyetler ama işte tüm bunlar o insanlara değer diye düşünüyoruz. Yani insana bir dokunuş bu. İnsana duyduğumuz saygının, o bölgedeki insanlara duyduğumuz sevginin de bir göstergesi. Ne güzel pırıl pırıl mahalleler, pırıl pırıl sokaklar içerisinde yaşamayı hak ediyorlar. Onların hakları diye düşünüyoruz. İşte bunun üzerine bir de bizim bu sosyal içerikli proje eklenince gerçekten çok güzel etkinlikler olacak diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde birlikte hem yapacağız hem göreceğiz. Ki kültürel bazı çalışmalar olacak, belki bazı geziler olacak. Bunlara nasıl karar veriliyor? Yine geçtiğimiz programlarda da esasen yaptığınız çalışmalarla ilgili bilgi sahibi olmuştuk ama izlemeyenler için isterseniz bir kez daha anlatalım, hatırlatalım. Nasıl böyle bir çalışmaya örneğin karar verildi? Evet, şimdi şöyle bizim belediyemiz yani Canik Belediyesi kamuoyunun da takip ettiği üzere sosyal faaliyetler ve sosyal etkinliklerde çok hareketli ve çok aktif. Tabii Sayın Başkanımızın da sık dile getirdiği bir şey var. Yani binalar, fiziki mekanlar yapılabilir ama bunların hepsinin amacı insana hizmet etmek, insana bir dokunuş. Dolayısıyla bu sosyal etkinlikle, sosyal belediyecilik anlamında oturup hep düşündüğümüz şey, ekip olarak konuştuğumuz şey de budur. Yani bir fiziksel bir iş yapacaksak da bunun insana dokunan hangi tarafı? İnsan bunu nasıl kullanacak? En pratik anlamda, en sıcak anlamda insanın kullanmasını nasıl sağlayacağız? Nasıl yansıyacak? Çünkü temelde yaptığınız bütün hizmetlerin özü insandır. Eğer insana hizmet etmiyorsa yapılan mekanında, binanında yapılan hizmetinde çok anlamı olduğunu düşünmüyoruz. Yani insan kullanacak bunları. Böyle bir çıkış noktası tabii var. Tabii ne yaparsanız yapın, yolda yaparsanız, kaldırımda yaparsanız, binada yaparsanız, kültür merkezi de yaparsanız temeldeki amacı insana hizmet etmesi. Eğer insana doğru dürüst hizmet etmeyecekse çok bir anlamı olduğunu da düşünmüyoruz. Dolayısıyla o bölgedeki insanlarımızla çok sık bir aradayız. Yani onları seviyoruz gerçekten. Bir sıcaklıkları var ve birlikteyiz de. Çok sık bize geliyorlar zaten belediyemizin kapısı açık. Biz sık o mahallelere gidiyoruz. Mahallede Roma vatandaşlarımızın evinde konuk olduğumuz var. Aşağıda çay sohbeti yaptığımız var. Bu sohbetlerde o sıcaklığı destekleyecek, o insanların ihtiyaçlarına cevap verecek, onları geliştirecek bazı projeler tabii sürekli kafamızın içerisinde sorunları gelişiyor. Sorunları onlar da birebir anlatıyorlar tabii. Size. Şimdi son yıllarda o bölgede çok hızlı bir değişim var aslında. Bu değişimi önümüzdeki yıllarda daha net göreceğiz. Oradan artık üniversite mezunu çocuklarımız çıkmaya başladı. Daha öncesinde oralarda bizim ortaokul, liselerde bile sorunlarımız vardı. Ama şimdi eğitim seviyesi hızla yükselen bir mahalle var. Birkaç tane üniversite mezunlarımız var. Bu üniversite mezunlarımız arttıkça, sayılar arttıkça çok mutlu oluyoruz işin doğrusu. Ve bunlara elimizden gelen bütün destekleri de sağlamak istiyoruz. Sağlıyoruz da. Yani yeter ki okusunlar, eğitime devam etsinler. Bu eğitim alan, bitiren ve bir işe başlayanlar
mahalleleri için aynı zamanda bir rol model de oluyorlar. O küçük çocuklarımız ablalarını görüyor, abilerini görüyor. Onlar bir yere gelmiş, başarmışsa biz de başarabiliriz diyor. Ve hızlı bir şekilde hem kültürel hem eğitim altyapısı hızla gelişiyor mahallenin. O açıdan mutlu oluyoruz. Bunlar hep geleceğe yatırım aslında. Tabii, bir kesinlikle, yandan da değil mi? Çok uzun vadeli kesinlikle. Belki bu çalışmalar. Belki önümüzdeki 10 yıllar, 20 yıllar sonrasında daha net. Değil mi? Net bir şekilde tabii. Sonuçlarını görebileceğimiz çalışmaların temelleri bugünden atılıyor. Atılmış oluyor ama şunu söyleyeyim. Belki 10 yıl, 20 yılda beklemeyeceğiz. Çünkü hani bu mısır tanelerinin patlaması gibi peş peşe hızlanıyor. Önce biraz duruyor, sonra bir tanesi patlayınca öbürleri hızlanıyor. Onun gibi o bölgede çok hızlı bir hem kültürel değişim var, hem eğitsel değişim var, hem o fiziksel değişim de bunu destekleyen bir şey. Ve yapılan insana değer, geleceğe değer projesi zaten proje olarak bir kere o bölge insanının yaptığı bir proje olduğu için o da çok değerli bir şey kesinlikle. Diye düşünüyorum. İnşallah uygulamaları da çok güzel olacaktır. Birebir insanların istediği ve onların tabii. desteğiyle hayata geçecek aslında bir proje. Tabii onların planladığı aslında. Yani ilk planlama, temelde neler yapabiliriz diye etkinliklerin planlaması tamamen oradaki insanların şeyiyle, talepleriyle beraber olan bir şey. Aynı zamanda yine bizim Yavuz Selim Mahallesi'nde yaptığımız bir kültür merkezi var. Ve gerçekten çok büyük kültür merkezlerinden bir tanesi. O kültür merkezinin inşaatı da hızla ilerliyor. O kültür merkezi de tamamlandığında altında Sibyan okullarından kreşe kadar. Orada hanımların geleceğe katılacağı lokal sohbet yeri ve eğitim odalarına kadar bir düğün salonu, bir konferans salonu ve toplu etkinlik yapmalarına fırsat verecek çok amaçlı salona kadar hepsinin olacağı bir merkez. İnşallah onun inşaatı da bu yıl itibarıyla yani yaza kadar, Haziran'a kadar tamamlanmış olacak diye düşünüyoruz. İnşallah o zaman da açılışını yapıp oradaki insanların hizmetine sunacağız. Bu ve çok güzel bir kültür merkezleri de orada olmuş olacak. Yine bir ihtiyacı gidermiş olacak. Tabii yani birçok ihtiyacı. Çünkü çok amaçlı bir şey hesaplanıyor. Aslında az önce söyledim ya, yaptığınız bütün fiziki yatırımlarda insana dokunmalı. Değil mi? Biz mesela insana o kültür merkezini yapmadan önce hem sözlü hem yazılı bir anket yaptık. O bütün mahallede. Yani mahalleli ne istiyor? Nasıl bir tesis istiyor? Hangi etkinlikleri yapmak için yere ihtiyacı var? Ya da ne tür bir yaşamda ne tür bir eksiklik hissetti fiziksel anlamda? Bunlar tek tek hem yazılı hem sözlü olarak sorgulanıp oranın projesi tamamen bunun üzerine kurgulandı. Yani insanların söyledikleri, talepleri ve ihtiyaçları üzerine kurgulanan bir bina. Evet. Yani o anlamda bizim mühendislerimiz oturup şeyle ilgili çalıştılar, mimarlarımız. Yani oradaki insanların söyledikleri ve talepleri üzerinden bir çizim yaptılar ve o proje tamamen oradaki insanların beklentisine ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlandı. Bu çok önemli kesinlikle. Bir şey. Kesinlikle. Bu aslında başarıyı garantileyen bir çalışma olmuş oluyor böyle olunca. Kesinlikle. Yani yoksa işte elimizde bir tane proje var. İşte bu kültür merkezi projesidir. Alın buradan bu kültür merkezini yapalım. Öbür tarafta da aynısını yapalım. Boş öbür binalar tarafta. Ondan sonra aynen öyle. Karşımıza yani çıkabiliyor. İnsana dokunan bir şey değil. Oysa insana sorup bizzat onun istediği, onun arzuladığı, onun istek ve ihtiyaçlarına denk düşecek bir şey planlamak çok daha doğru diye düşünüyorum. İnşallah o bittiğinde insanlarımız orayı gönül rahatlığıyla güle güle kullanacaklar. Ki istedikleri bir yapıydı bu. Aynen öyle olmuş peki olacak. Bu projeyle ilgili bir takvim var mı? Ne kadar sürecek böyle bir şey söylemek mümkün mü? Yoksa yine ihtiyaçlar, talepler doğrultusunda mı ilerleyecek çalışmalar? Şey mi? Kültür merkezimiz. Evet. Kültür, kültür merkezi değil. İnsana değer, geleceğe değer geleceğe de. Şimdi insana değer, geleceğe değerle ilgili bir şey takvimi var tabii ki. Yani bir etkinlik takvimi falan var. Önümüzdeki yıl içerisinde, bir yıllık süre içerisinde yapılacak faaliyetler belli. Yani kültürel ve sosyal faaliyetler. Ondan sonra projenin hani kalıcı hale gelmesi, bazı kazanımların hani bir yıl içerisinde yaptık, bir daha da gerek yok anlamında değil, sürdürülebilir kılınması açısından belediyemiz de destekçi ve onları kültürel anlamda da destekleyeceğiz. Bizim hem kültür müdürlüğümüz,
hem aynı zamanda fen işleri gibi hani o teknik yardımları sağlayan birimlerin de zaten projenin içerisinde dahiller, katkıları var. Ve projeyi şu an itibariyle takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk etkinliklere başlamış olacağız inşallah. Bu takvim dahilinde ilerleyecek ama devamlılığının olması için de bir alışkanlık haline, bir gelenek haline dönüşmesi için de çalışmalar bu önümüzdeki bir yıl içerisinde yapılacak. Tabii yani sürdürülür kılınması önemli. Şimdi hizmetlerin sürdürülür kılınması çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Hani yeri gelmişken proje üzerinden konuşalım. Hani bir hizmeti yapıyorsunuz, insanlardaki ihtiyaçlar anlık değil. Bazı ihtiyaçlar vardır anlık, yani bir kereliktir yaparsınız o ihtiyaç giderilir ama yaşama dair ihtiyaçlar süreklilik arz ediyor. Dolayısıyla onların sürdürülebilir kılınması da son derece önemli. İnşallah o sürdürülebilir kılma ile ilgili aldığımız tedbirler, yaptığımız planlamalar var. Hem Kültür Müdürlüğü kapsamında hem diğer müdürlüklerimiz kapsamında. Evet, sadece bu projeyle ilgili değil, biliyoruz ki tüm çalışmalarda aslında bu yapılıyor. Evet. Sürdürülebilir olması, geleceğe taşınabilmesi için ve bazı çalışmalar yapıldı yine tabii geçtiğimiz günlerde. Dünden birazcık da söz etmek istiyorum ben. Dün 5 Aralık'tı Türk Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin yıl dönümü. Dünya Kadın Hakları Günü'ydü aynı zamanda. Biliyoruz ki Canik Belediyesi de tabii böyle özel günlerde özel çalışmalar yapıyor. Dünkü çalışmalardan birazcık bu noktada söz edelim ve tabii yine bu özel günlere ait çalışmalar nasıl şekilleniyor onu da yine size sormak isteriz. Evet, yani bu gündemde böyle bir konunuz olduğu için de teşekkür ediyoruz. Aslında dünkü gün yani 5 Aralık önemli bir gün diye düşünüyorum. Hem Dünya Kadın Hakları Günü hem de Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilmesinin 82. yıl dönümü. Yani 5 Aralık 1934'te seçme seçilme hakkını kazanıyor Türk kadınları. Bu modern bir toplumda kadının yeri açısından çok önemli bir gelişmedir. Yani tercihler yapabilmesi, sosyal katılım sağlayabilmesi, yönetime katılabilmesi, bir seçme hakkını kullanabilmesi, seçilme hakkını kullanabilmesi önemli bir şey. Dün biraz sessiz sedasız geçti diye düşünüyorum aslında etkinlikler anlamında. Sanki çok da takip edemedim ama herhalde bizim gibi ender birkaç noktada etkinlikler yapıldı ama o çok azdı genelde. Ama bizim dün yaptığımız organizasyon yani görülmeye değerdi, harikaydı. 400 kadınımız vardı orada ve Samsun Cani'nin her noktasından gelen kadınlar vardı. Köylerden gelen kadınlar vardı. 15 yaşındaki kızımızdan 60-65-70 yaşına kadar annemize varıncaya kadar geniş bir kitleyle oradaydık. Kadınları bir araya getirdiniz. Aynen öyle, sağ olsun bir firmanın desteğiyle beraber birlikte yaptığımız bir projeydi. Ve dedik ki kadınlarımızla güzel sıcak bir ortamda buluşalım. Böyle bir konferans havasında, böyle bir eğitim etkinliği gibi bir yerde değil de daha sosyal bir ortamda bir sinemada onların buluştuk. Onların eğlenebilecekleri. Evet, bir sinemada buluştuk. Önce tabii biraz sohbet edildi. Sayın Başkanımız Osman Genç Bey de programdaydı zaten. Kadınlarımıza karanfil dağıttık, sohbet ettik. Söylediğim gibi 70 yaşındaki annemizden 15 yaşındaki kızımıza kadar her kesimle böyle bir arada olmak güzeldi. Daha sonra hep beraber bir sinema izleyerek programımıza devam ettik. O günün anlam önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ve bu yaptığımız etkinliği Haziran ayına kadar devam ettireceğiz. Yine devamlılığı olan bir şey olacak. Çünkü bizim genelde dün katılan kitle belki büyük bir ihtimalle söylüyorum %50-%60 kalabalığı belki de ilk kez sinemaya geliyordu. Hatta en az %20-%30'u da belki ilk kez şehre geliyordu. Yani bu kadar önemli bir kitle özel bir diye düşünüyorum. Hakikaten. Ve bundan sonraki dönemlerde de yine köylerimizdeki kadınlarımızı şehre getirip hem bir gezi programı hem bir sinema etkinliği şeklinde var. Tabii bu kültürel yaşama bir destek sağlayan, bir katkı sağlayan bir proje diye düşünüyorum. Bu tarz bazen insanlar için yapılan şeylerin böyle çok büyük, çok devasa, çok inanılmaz
büyüklükte şeyler olması gerekmiyor. Hayatımız hı hı. zaten böyle küçük 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 şeylerin birleşimiyle renkleniyor, zevkleniyor. Paha biçilemez olsa öyle. Gerek. Aynen öyle. Çok güzel bir ortam vardı. Biz de çok mutlu olduk. Böyle insanları neşeli görmek, mutlu görmek, bir arada görmek bizim için de hoş bir duygu hakikaten oldu. Hakikaten yani. Tebrik ediyoruz biz de. Çok anlamlı bir çalışma olmuş. Bir diğer yandan kadınlara yönelik başka çalışmalar yapıldığını da biliyoruz. Örneğin hanımlar lokali projeleri evet. vardı. Ki Sayın Belediye Başkanı Osman Genç de bu konunun üzerinde duruyor özellikle. Bu noktada diğer çalışmalar neler kadınlara yönelik Canik Belediyesi'nde? Evet, bu 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadına seçme seçilme hakkının verilmesi gününü yeniden kutluyorum bu vesileyle beraber. İnşallah kadınımız şu anda hak ettiği yere doğru hızla ilerliyor. Belki bazı bölgesel eksiklikler olabilir ama genel anlamda Türk kadınının geldiği nokta son derece iyiye doğru gidiyor. Tabii biz belediye hizmetleri olarak dezavantajlı gruplara bazı pozitif ayrımcılıklar yapıyoruz. İşte bu kadınlarımız da bu grubun içerisinde. Şimdi bu hanımlar lokalleri, yani hanımlar konakları diyoruz biz onlara. Hı hı. Hanım konakları bizim bölgemizde şu anda 4 tane var. Ama bu hanım konakları ile ilgili içinin doldurulması, içinde etkinliklerin yapılması ile ilgili de çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Yoksa hani binayı yapmak değil tek başına sadece yeterli değil. Bir anlamı falan yok. Ama gün içerisinde hani böyle ziyaret ettiğimizde, gittiğimizde kadınların çok sahiplendiğini görüyoruz. Ve bu sahiplenmeleri bize şunu anlatıyor ki gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç varmış ve biz de tam ihtiyaç olan noktada bir dokunuş yapmışız. İçinde kadınlarımız için bir kreş var, Sibiyan Okulu gibi hani çocuklarına hem değerler eğitimini alabilecekleri bir bölüm var. Sadece kadınlar değil, çocuklara yönelik bir çalışma bu öylesi. Okuma için kitaptı, kaynaktı, o tarz bölümler var. Yine halk eğitim kursları ve benzeri kurs ve etkinlikler için eğitim odaları var. Hı hı. Atölye gibi yerleri var. Onun dışında herhangi bir etkinlik, herhangi bir program, herhangi bir şey olmadan bile onların bir araya geleceği, toplanacağı, sohbet edebileceği sosyal bir ortam orada var. Ve o mekanları her daim böyle canlı görmek, cıvıl cıvıl görmek, kadınlarımızın girip çıktığı, güler yüzle gelip oturdukları, mutlu oldukları bir ortam olarak görmek harika. İşte bundan birkaç hafta önce diş hekimleri gününde bir ağız diş hı hı. sağlığı taraması yaptırmıştık. Şehit Ayşe Akkaç Hanımlar Konağı'nda. Bu arada biz 15 Temmuz'da şehit olan hı hı. kadınlarımızın isimlerini bu konaklara, verdiniz. Merkezlere verdik. Gazi Osman Paşa'da yaptığımız hanım konağının isminde şehit Ayşe Aykaç'ın hı hı. ismini verdik. Oraya gittiğimizde mesela orada kadınların orayı benimsemesi hani böyle bir kurum binasına gelmiş gibi değil de yani evinden bir parçaya gelmiş hı hı. gibi kendini son derece rahat hissetmesi, mutlu hissetmesi. İşte orada bir ağız diş sağlığı taramasının yapılması gibi hem sağlığa hem sosyal yaşamlarına evet. dokunan bütün alanlarda orada hizmet verilmesi çok önemli. Oralar tam bir yaşam merkezleri olmuş değil durumda şu anda. Ve kadınlarımız rahatlıkla geliyorlar ve çok güzel etkinlikler de orada yapıyorlar. Eğitimler, etkinlikler, ne bileyim kurslar, hı hı. hepsinin düzenlenebileceği çok güzel bir ortam. O anlamda çok güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Evet, evet. Ve sanırım Türkiye'de de bazı noktalarda hanım konakları falan gibi projeleri duyuyoruz, hı hı. görüyoruz ama bizimki gibi böyle noktaları seçilmiş, ayrı ayrı noktalarda insanların hani mahalle hanım konakları gibi hı hı. insanların geleceği bir tarzda bir proje yok. İşin doğrusu o anlamda da bir çıkış noktası oldu. Aynen, umuyoruz bir rol modelde oluşturur diğer şehirlerimiz, diğer ilçelerimiz için de. Hakikaten İnşallah. İhtiyaç duyulan bir çalışma olduğunu siz de ifade ettiniz ki orada o kadınların o konakları o kadar benimsemesi aslında bunun bir göstergesi. Kesinlikle, kesinlikle. Eğer insan yoksa tesisin de bir anlamı değil, yok. Boş bir bina. Yani kocaman devasa çok tesisler anlamsız. Yapmışsınız ama boş duruyor. İnsanlar gelmiyor ya da gelen insan biraz
çekingen geliyor, ürkek geliyor, kendini rahat hissetmiyor, o ortamda mutlu değil. O zaman yaptığınız o fiziki yatırımın çok anlamı olduğunu düşünmüyoruz. Ama bu hanım konaklarının bizi en mutlu eden tarafı bu. Yani o kadınlarımızla beraber cıvıl cıvıl, sıcak, son derece güzel bir ortam. Belli ki orada çok mutlular. Değil mi? O oluşma artık sağlandı. Belli bir noktaya geldiğini gösteriyor. Aynen öyle. Ekibimizin, bizim Canik Belediyesi olarak aslında bu başarılı çalışmaların altındaki yatan sır, az önce kültür merkezinde söylediğim gibi, hani halkın önce bir ihtiyaç, talep ve beklentilerini alıp ondan sonra bir projeyi inşa etmek. Bu analiz çok önemli zannediyorum, değil mi? Projeden önceki analiz. Bu çok önemli. Yani biz bu konuyu proje yapan, etkinlik yapan ya da bu fiziksel yatırım yapan herkese tavsiye ediyoruz. Yani bu bir iş adamı da olabilir, bir devlet kurumu da olabilir, bir başka bir şey de olabilir. Türkiye'de tip proje denen bir şey var. Tip proje. Maalesef bu tip projeler biraz sıkıntılı diye düşünüyorum. Tabii teknik analizi hani benim yapabileceğim bir şey değil. Belki bunu inşaat mühendisleri, müteahhitler, mimarlar yapabilir ama ben insan açısından bir analizini yapıyorum. Yani aynı tip projeyi Antalya'ya da yapacaksınız, Samsun'a da yapacaksınız, Trabzon'un bir köyüne de yapacaksınız. İşte ne bileyim Artvin'in bir ilçesine de yapacaksınız. Tip proje diyeceksiniz adına. Bu tip her yere uymaz. Çünkü her yerde iklim koşullarından, fiziki koşullardan, insanların beklentilerine kadar çok farklılaşan şey var. Onun için tip proje değil, daha çok oradaki insanın özelliğine uygun ya da beklentilerine uygun projeler geliştirmek lazım. İşte bu hanım konaklarında da yaptığımız etkinlikleri zaman zaman anketlerle, yaptığımız çalışmalarla yokluyoruz. Yokladığımızda da o memnuniyet düzeyinin üst düzeyde görmek işin doğrusu bizi mutlu ediyor. Evet. Bir diğer yandan da tabii paneller, konferanslar devam ediyor. Ülke gündemi oldukça yoğun ki Canik Belediyesi de bu yoğun gündemi yakından takip ediyor biliyoruz ki. Bu noktada da yine bilgileri hem gelecek programla ilgili hem yine geçtiğimiz programdan bugüne yapılan o özel çalışmalarla ilgili bilgileri yine sizden dinlemek isteriz. Evet. Şimdi az önce de söyledim aslında konuşmamın içerisinde yine onu tekrarlamak istiyorum. Çünkü bizce önemli. Bizim yaptığımız çalışmaların sistematiğini anlamak açısından önemli. Bizce belediyecilik sadece yol, kaldırım, İşte fiziksel düzenlemeler, imar planları falan değil. Bunlar elbette ki önemli. Bu aslında biraz. Yani sadece bunun üzerinden bir belediyecilik geçmişte kaldı. Doğru. Ha bunlar önemsizdir falan demiyor. Elbette ki imar planları son derece önemli. Bunlar da insan için. Ama yaptığınız projelerin biraz insana dokunan şeyler olması lazım. Ve belediyeler o sosyal gelişim için, sosyal atmosferin canlandırılması için ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak için son derece önemli kurumlar diye düşünüyorum. Ve yapılan faaliyetlerin o sosyal içerikli tarafının da en az fiziksel içerik kadar önemli olduğunu, fiziksel yatırımlar kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim yaptığımız şey temelde bu aslında. Yani biz diyoruz ki eğer bir gündem varsa, bir ülke gündemi, o ülke gündeminden insanımız uzak kalmamalı. O ülke gündemini konuşan en üst düzeyde ya da en o gündemin içerisinde konuşan kimler varsa onlar gelmeli ve bizim insanımızla sohbet etmeli, konuşmalı. Bizim insanımız birebir gündemi takip eden, gündemin içerisinde olan aktüelyayı takip eden insanlar olmalı diye düşünüyoruz. Ve dolayısıyla bu konferanslardaki birinci temel amacımız bu. Mesela 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde biz Yeni Türkiye Yolu'na konferanslarına başlamıştık. Ve o Yeni Türkiye Yolu'nda bir gündem var. Çünkü bir başkanlık sistemi konuşuluyor. Ne bileyim işte bizim güneyimizde önemli gelişmeler oluyor. Orta Doğu'da çok önemli gelişmeler oluyor. Öbür taraftan baktığımız zaman Amerika'da uzak ülkelerde önemli gelişmeler oluyor. İşte bir Trump'ın gelmesi. Hepsi etkiliyor. Bir dünya konjonktürü var karşımızda. Ve bu dünya konjonktürüne seyirci kalan bir kitle yerine o konjonktürün içinde bir de düşünebilen, okuduğunu anlayabilen, medya okuryazarı olabilen, sadece medyada gördüğü, duyduğu, okuduğu bir şey
sanki öyleymiş gibi değil de çok yönlü, o 5N1K dediğimiz gibi çok yönlü, eleştirel bakabilen bir insan kitlesi istiyoruz. Ve Canik de o tarz bir kültürel, fikirsel hareketliliği zenginleştirmek de amacımız. Uzun bir zamandır aslında çalışmalar devam ediyor. Aynen öyle. Ve dolayısıyla o Yeni Türkiye Yolu'nda konferanslarıyla beraber bir şey sağlamıştık. Bir 8 konferans yapmıştık. Gelmişti. Daha sonra 15 Temmuz o hain darbe girişimini yaşadık maalesef. Ve ondan sonra da 15 Temmuz ve gelecekteki Türkiye, bu 15 Temmuz darbe girişimi neden oldu, neden gerçekleşti, niçin böyle bir şeye kalkıştılar? Bunun sadece... Temelinde neler vardı? Temelinde neler var? Sadece basit bir girişim değil, daha dünya konjüktüründe bir geniş perspektiften baktığımızda anlamının daha farklı olduğunu düşünüyoruz ve onunla ilgili pek çok konferans yaptık. Tabii onun dışında sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, kültürle ilgili, sosyal faaliyetlerle ilgili birçok konferanslarımız ve birçok programlarımız oldu. Bundan sonra da biz Canik Belediyesi olarak sosyal bir belediye olmaya devam edeceğiz. Yani amacımız sadece fiziksel yol, kaldırım, kanalizasyon ya da bina yapmak olmayacak. Bir de insanımızın kültürel, eğitsel ve sosyal anlamda hem katılımı hem gelişimi için her türlü programı, sosyal kültürel programlar yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki programla ilgili bilgi vermemiz mümkün mü peki, belli olanlar açısından? Tabii. Şimdi önümüzde birçok program var aslında. Faaliyet programının tamamı değil ama birkaç tanesinden bahsedeyim. Daha yakın tarihli olanları. Şimdi Ülke TV'de program yapan Turgay Güler Bey ve ekibi var. Daha önce yine biz bu Yeni Türkiye Yolu'nda konferansları kapsamında kendilerini davet etmiştik. Şimdi yine onlarla bir programımız olacak. Daha geniş perspektiften 15 Temmuz ve sonrası Türkiye, Yeni Türkiye ile ilgili bazı şeyler konuşacaklar, fikirlerini paylaşacaklar. O programı ayın 14'ünde yapmış olacağız. 14 Aralık'ta yapmış olacağız. Dolayısıyla onun hemen akabinde yine medyadan, medya kuruluşlarından, İstanbul'daki medyadan birkaç arkadaşımız gelmiş olacak. Onlar da bir dolu dünya diye medyaya esprili bir bakış, farklı bir bakış açısından bir sunum yapacaklar. O da Canik Kültür Merkezi'nde devam edecek, yapılacak bir program. Sanırım o da 24'ü gibi planladığımız bir program. Ve bunun gibi programlarımız, birçok programlarımız var. Yine hanımlarla ilgili dediğimiz o sinema etkinliği ve program devam edecek. Yine liseli çocuklarla 17 ilçeyi de kapsayan bir program, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa yürüttüğümüz bir programımız olacak. O programda da ilçelerden çocuklarımızın Samsun'a getirilmesi, Samsun'un gezdirilmesi, üniversitemizin gezdirilmesi, işte Kent Müzesi'nin, işte Bandırmaopu'nun gezdirilmesi. Belki hiç görmedikleri daha önce. Aynen öyle. Daha çok bu mihvalde bir seçim yapılacak. Ve daha sonra bunlara 15 Temmuz darbe girişiminde konu alan bir video izletilmesi ve bir vizyon kişiyle sohbet ettirilmeleri var. Yani bu rol modeller son derece önemliler. Ve bu çocuklarımız artık şehrimizin ileri gelenleri, büyük iş adamları, büyük siyasetçileri, yöneticileri, kamu görevlileri, işte mesleğinde, alanında çok iyi olmuş bazı insanlarla beraber sohbet programları yapılacak. Tabii her seferinde biz 100 kişilik gruplar halinde 4 farklı ilçeden getirip bir grup oluşturacağız. 100 kişilik gruplar halinde gezecekler. Ve toplamda biz 3000 öğrenciyi bu şekilde getirmek, böyle bir hedef ve kitlesi var, gezdirmek istiyoruz. Aynı zamanda her seferinde de farklı bir vizyon kişiyle konuşarak ufuklarının geliştirmesi, bir rol model olarak karşılarında böyle bir insanı görmelerini de amaçlıyoruz. Bu proje de önümüzdeki ay başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek. Hatta önümüzdeki yılda devam edecek bir proje. Evet. İnşallah o da güzel olacak. Yine ayrıntıları konuşmayı sürdüreceğiz. İnşallah. Son olarak ilave etmek istedikleriniz olacak mı? Programımızın süresini noktalıyoruz. Evet, şimdi ben normalde yaptığımız bu etkinlik ve sosyal faaliyetlerin katılımcı kitlesine bakarak bir
değerlendirme yaptığımızda her kültürel faaliyette, her konferansta, etkinlikte, panelde ya da bu işte sinema etkinliği, gezi etkinliği gibi şeylerde insanlarımızın dolu olduğunu görüyorum. Yani salonlar tam doluyor, katılımcı sayısı... Bu da teşvik edici olsa gerek. Bu hem teşvik edici hem bir taraftan bir ihtiyacı da gösteriyor. Yani insanlar bunlara niçin yüksek düzeyde katılım sağlıyorlar? Çünkü böyle bir ihtiyaç var. Evet. Böyle bir sosyal gereklilik var. Bir sosyal içerik var ve bizim onu zenginleştirmemiz gerekiyor. Demek ki bu faaliyetler, programlar amaçlarına ulaşıyorlar. Artı az önce de söylediğim gibi yaptığımız anket, araştırma ve incelemelerde de memnuniyetleri tespit etmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Ve orada insanların zaman zaman eksik buldukları, noksan buldukları, işte şu geliştirilse önerileri. Dedikleri öneriler de bizim için çok değerli ve önemli. Onları da dikkate alarak yeni planlamalar yapıyoruz. İşte bu sosyal kültürel faaliyetlerde çok öne çıkmasının ya da Canik Belediye'mizin gerçekten dışarıdan çok güzel şeyler duyuyoruz. İl dışından da bu duyumlar alıyoruz. Mesela zaman zaman ilimizi ziyaret eden misafirlerimizden de bunu duyuyoruz. Ya biz şu programınızı takip ettik, bunu takip ettik gibi duyuyoruz. Ve nihayetinde bu işin başarısının altında insanın ihtiyaç ve beklentilerine dokunabilen ve gerçekten doğru seçilmiş, doğru hazırlanmış programların olduğunu düşünüyoruz. Yani sadece program olsun diye bir program yapılsın, işte 3-5 kişi, 10 kişi katılsın filan şeklinde değil. Ve o memnuniyet yoklamalarına da devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha güzel programlarımız olacak ve Canik Kültür'ün sosyal faaliyetlerin merkezi olmaya devam edecek artık diye düşünüyorum. Belli bir yol kat edildi. Bunu görebiliyoruz hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bu güzel çalışmalar için. Kolaylıklar diliyoruz. Yine önümüzdeki günlerde ağırlamak isteriz çalışmalara İnşallah. Dair konuşmak ben de çok üzere. Teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ali Can Usta'yı ağırladık programımızın bu bölümünde. Ve sohbetimizi noktaladık. Yayınımız devam edecek. Aramız var. Sonrasında haberlerimizle yeniden buradayız. Bizlerden ayrılmayın. YEPAŞ'ın katkılarıyla hazırlanan Haberin Sesi devam edecek.